Evet, geldik 6. etkinliğimiz, 63. sayfa. Burada ne istiyor? Virgül. Kırmızı virgül koymuşlar şuraya. Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgileri okuyunuz diyor. Bakalım neymiş arkadaşlar? Okuyalım beraber. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konurmuş. Hitap sözlerinden sonra konurmuş. Cümledeki eş görevli kelime ya da kelime grupları arasına konurmuş. Evet, virgülün sizin şu anda bilmeniz gereken görevleri bu üçü. Bakalım ne istiyor bizden? Sabah kalktı, kahvaltısını yaptı, okula gitti. Evet, burada doğru. Sıralı cümlelerin arasına konmuş. Sevgili anneciğim, ha burada da hitap sözcüğünden sonra. Pazardan elma, armut, muz aldım. Burada eş görevli kelime gruplarının arasına yazmış, yapmışlar. Bizden ne istiyor peki? Verilen açıklamalara uygun olarak virgülün kullanıldığı yerlere örnek cümleler yazınız. Ben yazdım sizin için arkadaşlar. Önce ne kullanılmıştı? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Ceren ayağa kalktı, ayakkabısını giyindi, yola çıktı. Sıralı cümlelerin arasına kullandık. Burada da hitap sözcüğünden sonra canım kızım diye hitap ettim ve virgül koydum. Burada da eş görevli kelimeler arasında AVM'den kazak, pantolon, ayakkabı aldık. Siz de bunların aynısını yazabilir ya da biraz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Böylece bu etkinliğimizi bitirip bir sonraki etkinliğe rahatlıkla geçebiliriz. Siz yazın, ben bir sonrakini hazırlıyorum. Hadi bakalım.